ciddi bir patlama oldu. Ben belediye binası yanında bir iş yerim vardı. Ben ufak züccaciye dükkanım var. Ben dükkanın içindeydim. Aynı patlamayı duydum. Yola yattık. Ne olduğunu anlayamadık tabii. Dışarı bir çıktığımda benim cam çerçeve arttı, darabalar falan, dükkan tamamen yıkılmıştı. Sadece o değil, etrafta ne kadar dükkan varsa yıkılmıştı. Çok ciddi bir patlamaydı. Araba motoru gördüm bir tane, havada uçuşmuş orada simsiyah. Artık arabamı patlattılar, binanın içinde mi patladı. Onun dışında hastaneye giderken yolda bir iki yerde daha aynı şiddette patlamanın olduğunu gördüm. Binalar tamamen yıkılmış, çok sayıda yaralı var. Öyle olduğunu da zannediyorum, çok öyle olacağını da zannediyorum. Yine de inşallah ciddi bir şey yoktur. Sesim geliyor mu? Hamza Bey, iki büyük yangının çıktığı söyleniyor bu patlamadan sonra. Siz gördünüz mü o yangını? Zaten biz ilk görüntülerde o dumanı da görüyoruz. Simsiyah bir duman, tam çarşı merkezinde. Ben hastaneye giderken yolda gördüm. Simsiyah bir duman vardı. Binaların yani cepheleri tamamen yıkılmış vaziyette ve birçok yaralı vardı. Yani kolu bacağı kopan insanları gördüm ben hastanede pansuman için gittiğimde. Bende ufak tefek sıyrıklar var şükürler olsun. Fakat kolu bacağı kopmuş insanlar gördüm. Yani durum çok ciddi. Allah milletine yardımcı olsun. Peki bu tedavi görecek hastaların birçoğu herhalde Hatay'a sevk edilmiş. Onunla ilgili bir bilginiz var mı? Ambulanslar çok sayıda geliyor herhalde değil mi Reyhanlı'ya şu anda? Efendim, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin zaten ihtiyacı cihazlanması mümkün değil. Artı Antakya'ya, Kırıkhan'a, çevre ilçelere ve Antakya merkeze çok sayıda yaralı gitti. Ambulansların dışında özel arabalarla çok giden oldu ben gördüm. Yani çok ciddi takviye lazım yani sağlık açısından. Hamza Bey şimdi... Ben birkaç defa Reyhanlı'ya geldim bu Suriye'deki çatışmalar devam ederken. Reyhanlı'da özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriye vatandaşlarının yoğun yaşadığı bir bölge. Hatta orada ev tutmuşlar, kiralamışlar. Patlamalar da genelde herhalde o insanların yaşadığı bölgede meydana geldi diye bir bilgi var. Doğru mudur? Abiciğim şimdi Suriyeli vatandaşlarının bulunmadığı hiçbir bölge yok ki. Tutun Reyhanlı'nın en lezzet köylerine kadar. Her tarafta Suriyeli, bizim Reyhanlı nüfusundan fazla Suriyeli başlar. Yani şimdi nereye, yani tam belediyeye yakın bir yerde benim iş yerim, belediye o meydanda patladı, hemen yanında patladı. Artık çarşı merkezde patladı. Yani bu artık nasıl bir infialdır, hangi amaca hizmet ediyor ben bilemem orasını. Evet, geçmiş olsun. Tekrar biz de bir taraftan hem fotoğrafları hem de görüntüleri paylaşıyoruz sizlerle. Gördüğünüz gibi gerçekten patlamanın şiddeti o kadar fazla ki binaların duvarlarını etkileyecek şekilde büyük bir patlama meydana gelmiş. İşte o hemen postane merkezinin olduğu noktadaki patlamadan şu anda görüntüler geliyor ekrana. Evet, tamamen bir savaş alanı gibi, sanki az önce bombalanmış bir şehir görüntüsü veriyor Hatay'daki Reyhan'daki bu patlama sonrası yaşananlar. Tabii vatandaşlar da panik halinde etrafa kaçıştılar. Bir taraftan Reyhanlı Belediye Başkanı da olay yerine gitmeye çalışıyor Sayın Hüseyin Şanverdi. O da patlama ile ilgili ilk verdiği bilgilerde belediye binasıyla postane merkezi önünde gerçekleştiğini, bu patlamaları söylemişti. Hakeza İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler de iki bomba yüklü aracın patlatıldığını ve ilk bilgilere göre de maalesef 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Ancak bu yaralıların ve hayatını kaybeden vatandaşların kimlik bilgileri henüz net değil. Ancak Reyhanlı ve diğer Hatay'ın birçok ilçesinde de Suriye'den, iç savaştan kaçan Suriye vatandaşlarının da olduğunu biliyoruz. Çünkü sınır Suriye ile Türkiye arasında Reyhanlı ilçesi. Yaklaşık 2 kilometre sonra Suriye sınırı ve o sınırda genelde muhaliflerin ele geçirdiği noktalar. Ancak tabii muhtemelen yine oradan bir sızma olduğu ve bu sızma sonucunda da iki bomba yüklü aracın Reyhanlı'da patlatıldığı bilgisi geliyor bize. Tabii bunlar ilk bilgiler, ancak bunları önümüzdeki dakikalarda teyit edeceğiz. Hatay'daki patlamada ilk, evet, görüntüler geliyor. Az önce bir yaralının taşındığını gördük. Gerçekten büyük bir patlama olduğunu görüyoruz gelen fotoğraf ve görüntülerden. Evet, binaların evet kolonlarını dahi yıkacak, kıracak cinse bir patlama olmuş. Zaten az önce Hamza Bey de, görgü tanığımız da bahsetti.
Yaralıların gerçekten durumlarının ağır olduğunu ben gözlerimle gördüm dedi. Onların birçoğu Reyhanlı, Kırıkhan ve diğer ilçe ve ilçe merkezlerine, yine Hatay'a, Antakya'ya gönderildiğini söyledi yaralıların. Onların tedavileri bir taraftan devam ediyor. Tabii çok sayıda Hatay merkezden bölgeye ambulans da sevk edildi. İki noktada patlama olduğu için yaralı sayısının oldukça fazla olduğu geliyor. 20'yi aştığı söyleniyor şu anda. Hem sosyal medyadan hem de ajansların geçtiği bilgiler bu şekilde. Evet, ilk görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız da ilk görüntüler şeklinde bir not düşerlerse oraya, bunlar Reyhanlı ilçesindeki ilk görüntüler. Patlamadan hemen sonra kaydedildi. Patlamadan sonra iki yangın da çıktı olay yerinde. O yangından sonra yükselen dumanları da görüyorsunuz Reyhanlı ilçe merkezindeki. Burası Reyhanlı ilçe merkezinin ana caddesi, gördüğünüz cadde. Ve zaten bu cadde üzerinde meydana geldi patlamalarda. Bir tanesi belediye binası önünde, bir tanesi de postane önünde meydana geldi. O cadde üzerinde çok sayıda benzin istasyonu da var, Allah korusun. Onlardan bir tanesini de görüyoruz şu an. Patlamanın cinsi, niteliği henüz belki net değil ama Muammer Güler'in, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalara göre bomba yüklü araçların patlatıldığı söyleniyor. Hatırlayacaksınız, birkaç ay önce Cilvegözü'ndeki patlama hemen akıllara geldi. Bu patlamadan sonra orada da Suriye'den bir sızma gerçekleştirilmiş ve bir aracın içine yerleştirilmiş uzaktan kumandayla patlatılmıştı. O bomba yüklü araçta benzer bir saldırı olacağı iddiaları geliyor. En